aileme teşekkür etmek istiyorum. Babama bir parantez açmak istiyorum. Bu takım benim olmadığım dönemlerde ne zaman başarı kazansa, tabii ki üzüldüğümüz dönemler de oldu. Babam hep beni ağlayarak aradı. Gururluyuz kızım dedi, kazandık dedi. Sen de inşallah bir gün orada olacaksın. Ama buradayım bugün. Türkiye tarihi yazarken bugün buradayım. Bu sözlerle Türkiye'de milyonları ağlattı Gizem Örge. Ayrı kaldığı yılların ardından bu yaz yeniden kavuştuğu ay yıldızlı formayla tarihi başarıların mimarlarından oldu. Fenerbahçelilerin savunma bakanı, milli takımda gösterdiği performansla milli savunma bakanı oldu. Sahadaki hırsı, pes etmemesi, bir an olsun vazgeçmemesiyle gönüllerde taht kurdu. Bize de Gizem Örge'nin hayat hikayesini anlatmak düştü. Karşınızda birçok turnuvada en iyi libero ödülünü kazanan milli savunma bakanı. Salim ve İnayet Örge çiftinin çocukları olarak 26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hatice Gizem Örge, çocukluğunu Çamlıca Mahallesi'nin sokaklarında geçirir. Arkadaşlarıyla birlikte futbol, basketbol oynayan Örge'nin en sevdiği sporsa voleybol olur. Zaman geçtikçe voleybol Gizem için bir tutkuya dönüşürken o günleri şu sözlerle anlatır. Oturduğumuz mahallede bir tane hacı amcamız vardı. Biz oynayalım diye file kurardı. Mahallenin abileri de 6'ya 6 maç yaparlardı. Ben de kenarda oturup izlerdim. Sırf birinin işi çıkar, beyler ben ayrılıyorum der diye beklerdim. Bana da gel kız sen oyna bari derlerdi. Neredeyse her voleybolcu gibi keşfedilmesi okulunda olur Gizem'in. Antrenör Ali Öztürk günlerden bir gün uzun ve spora yatkın çocukları seçmek için okula gelir ve Örge'yi çok beğenir. Beden eğitimi öğretmeni de seni seçtiler, kursa gitmek ister misin der Gizem'e. Gözleri ışıl ışıl bir şekilde eve koşan Örge babasına böyle bir kurs var, beni götürür müsün der. Tabii ki babası da kızını kırmaz ve Milli Savunma Bakanı voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlar. 2008 yılına kadar bu kulüpte smaçör pozisyonunda forma giyen ve takımın 2. lige çıkmasında büyük katkısı olan Gizem Örge'nin yeteneği fark edilmeyecek gibi değildir. Dönemin yıldız milli takım baş antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu da Gizem'i takıma almak istiyordur. Ama bir şartı vardır. Seni takıma alırım ama libero oynayacaksın. O dönem verdiği kararı, kariyerime başladığım günden beri istediğim en önemli şey aslında işimi en iyi şekilde yapmak. Smaçör olacaksam en iyi smaçör. Libero olacaksam da en iyi libero olmak için çalışmalıydım. Benim için en iyi mevkinin liberoluk olduğunu anladım ve teklifi kabul ettim sözleriyle anlatan Gizem Örge için asıl sürpriz yardımcı antrenör Ali Kamberoğlu'ndan gelir. Yıldız milli takımın dışında Nilüfer Belediyespor'da da yardımcı antrenör olan Kamberoğlu seni Bursa'ya alacağız der. Ama Gizem bunu anlamaz ve nasıl yani çay kahve içmeye mi cevabını verir? Hayır, Bursa'ya transfer olacaksın sözlerini duyan Örge için bir rüya gerçek olur. Ve 15 yaşında Bursa'ya imza atar. İnayet Örge, oralarda tek başına yapamazsın, edemezsin diyerek kızının gitmesine pek gönüllü olmaz. Ama Salim Örge'nin kızına olan desteği bir kez daha sonsuzdur. Nilüfer Belediyespor'da harika bir 3 sezon geçiren Milli Savunma Bakanı artık İstanbul kulüplerinin radarındadır. Burada bir parantez açalım. Gizem Örge en yakın dostu olan Kübra Akman'la Nilüfer Belediyespor'da tanışır. 3 sezon boyunca birlikte oynayan iki isim 2012-2013 sezonu başında Vakıfbank'a birlikte transfer olur. Ama bir sezon daha Nilüfer Belediyespor'da kiralık olarak forma giyerler. 20 yaşında sarı siyahlı kulübün kapısından içeriye giren Gizem Örge, ilk 2 sezon Gizem Güreşen'in arkasında pek şans bulamaz. O dönem yaşadığı psikolojik eşiği şu sözlerle anlatır Gizem. Çok zordu açıkçası. Ben bu kadar kötü müyüm veya ben bu kadar kötüysem Vakıfbank beni neden aldı diye kendime sorduğum çok oldu. 2015 yılında U23 Dünya Şampiyonası'nda milli takımla ikincilik elde eden Gizem Örge en iyi libero ödülünün de sahibi olur. Vakıfbank'ta 2 sezonun ardından 1. libero pozisyonuna yükselen milli voleybolcu sarı siyahlı formayla başarıdan başarıya koşar. Vakıfbank'ta geçirdiği 8 sezonda 3 kulüpler dünya şampiyonası, 2 SEV Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Gizem Örge, sarı siyahlıların üst üste 73 maç kazandığı efsane kadronun da en önemli parçalarından biri olur. Bu turnuvaların 9'unda en iyi libero ödülünde sahibi olan Milli Savunma Bakanı, Filenin Sultanları'nda ilk kez 2013 yılında oynamaya başlar. Ay yıldızlı formayla 2014 Avrupa Ligi'nde şampiyonluk, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük, 2018 Milletler Ligi'nde de ikincilik elde eden Gizem Örge için kabus dolu yıllar 2019 yazında başlar. Yaşanan bazı problemler nedeniyle baş antrenör Giovanni Guidetti tarafından milli takıma alınmayan Örge,
o dönemi şu sözlerle anlatıyor. Nedense birçok insan milli takıma gelmek istemediğimi, gelen teklifleri reddettiğimi düşünüyor. Dediğim gibi ben ilkokul 5. sınıfta bile milli takımda oynamak istiyorum derken bugün gelinen nokta çok üzücü. Ben 2 yıldır davet almıyorum zaten. Milli takımın yanı sıra Vakıfbank'ta da artık vadesini doldurduğunu düşünen Savunma Bakanı, takvim yaprakları 8 Mayıs 2021'i gösterdiğinde taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atar. Vakıfbank'tan ayrılış sürecinde şu sözlerle anlatır. Vakıfbank'ta vademin dolduğunu düşündüğüm bir noktaya gelmiştim. Sebebini bilmediğim için çözemeyeceğim bir sorunun ortasında kalmıştım ve istenmediğimi hissettiğim bir yerdeydim. Bazen değişiklik yapmak iyidir. Sarı lacivertlere imza attıktan sonra verdiği ilk röportajda benim için çok heyecan verici bir süreçti. Yeniliği canı gönülden istiyordum. Bunun zamanının geldiğini de düşünüyordum. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum sözlerini sarf eden Gizem Örge çok kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelir. Sahadaki performansıyla savunma bakanı lakabını alan milli voleybolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet'le Türkiye Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşarken ligin en iyi liberosu seçilir. Ama Gizem Örge için en mutlu an gelmemiştir. Giovanni Guidetti'nin milli takımdan ayrılışının ardından Filenin Sultanları'nın yeni baş antrenörü Daniele Santarelli bu yaz Gizem Örge'yi kadroya dahil eder ve milli voleybolcunun ay yıldızlı forma hasreti de sona ermiş olur. Filenin Sultanları'nın hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklarında tarihi kadroda yer alan tecrübeli libero için 2023 yılı rüya gibi geçer. Maçlardaki bitmek bilmeyen enerjisi, çıkmaz denilen topları zeminden kazıyıp alması, hırsı ve pes etmemesiyle gönüllerde taht kurdu Gizem Örge. Neden bir numaralı formayı giyiyorsun sorusuna ise, 12 yaşında o zamanki hırsımla belki de yaptığım işte bir numara olmayı hedefleyerek bu formayı ilk kez seçmişimdir. Ama bir numarayı giymeyi de sevdim ve kendimde de görmeyi sevdim cevabını veren Gizem Örge, spor psikoloğunun tavsiyesi üzerine son birkaç yıldır yaşadıklarını yazıyor. Aslı Kalaç'ın arabadaki şarkıcısı. Arina Fedorovseva'nın Gizem ablası, Kübra Akman'ın can dostu ve Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Gizem Örge'nin hayat hikayesini anlattık sizlere. Siz de kanalımıza abone olmayı ve Milli Savunma Bakanı ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın.